Engelsiz Haber Bülteninden merhaba. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesi olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta temasları çerçevesinde ilk olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Metin Çelik ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Tatar ziyaretteki konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçak seferlerinin artmasıyla aradaki bağların daha da güçlendiğini kaydetti ve kimse bizi koparamaz, ayıramaz dedi. Kıbrıs'ın milli bir dava olduğunu vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesi olduğunu kaydetti. Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin tarihin en üst seviyesinde olduğunu vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan'da düzenlenen Kültürel Felaketler bağlamında Yeni Stratejik Hedeflere Doğru isimli uluslararası konferansa katıldı. Azerbaycan ziyaret öncesi açıklama yapan Başbakan Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olunmasının ardından Türk Devletleri ile ilişkilerde önemli mesafeler kat edildiğini kaydetti. Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri tarihinin en üst seviyesindedir diyen Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üyeliğin çok uzakta olmadığını söyledi. Başbakan Üstel, Azerbaycan'da ikili temaslarda bulundu. Azerbaycan'ın ulu lideri Haydar Aliyev'in anıt mezarı ve Türk şehitliklerine ziyaretler de gerçekleştirdi. Türkiye'deki adli tatil öncesinde İSİAS Otel davasının son duruşması gerçekleştirildi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu'nun yanı sıra hükümet ve siyasi partilerin temsilcileri de duruşma için Adıyaman'daydı. İSİAS Otel davasında ara kararlar açıklandı. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız'ın tutukluluk hallerinin devamına, diğer 8 sanığınsa adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma 22 Ekim'de yapılacak. Başbakan Ünal Üstel, İSİAS davasının adli tatil öncesindeki son duruşmasında da Adıyaman'da ailelerin yanında yer aldı. Başbakan Üstel, yasalar çerçevesinde verilebilecek en yüksek ve caydırıcı cezaların uygulanması için ısrarla davanın sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı. Bu arada İSİAS Otel davasında ara kararların açıklanmasının ardından tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklarınsa adli kontrollerinin devamına karar verdiğini söyleyerek bilirkişi raporunun dosyaya girmediği için mahkemenin raporu beklemeye karar verdiğini ifade etti. Esendağlı, bilirkişi raporunun hayati öneme haiz olduğuna da vurgu yaptı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise 22 Ekim'de yeniden görülecek davada gerçeklerin ortaya çıkacağını vurguladı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz Karargahı'nda briefing düzenlendi. Daha sonra ise tatbikatın Kara Safası Saint Hilaryon 101 Evler bölgesinde başarıyla icra edildi. Tatbikatın deniz safası ise
Gazi Mausa açıklarında gerçekleştirildi. Tatbikatın deniz safhasının icrası öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar'a briefing verildi. Tatbikatın önemine işaret eden Tatar, mavi vatanda hak, hukuk ve güvenliğimiz yanında arama kurtarma kabiliyetimizi de güçlendiriyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi ile Güneşköy 18 yaş üstü engelli ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi'nde hizmet alan yaşlılarla rehabilitasyon merkezine devam eden gençlerin bayramını kutladı ve personelle bir araya geldi. Bakan Gardiyanoğlu ziyaretlerinde merkezlerde tadilat çalışmalarına başlanacağı müjdesini vererek merkezleri daha kaliteli hizmet verecek seviyeye kavuşturmak için çalıştıklarını vurguladı. İlk ve orta dereceli okullarda karne heyecanı vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Karnelerini alan ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin yaz tatili başladı. Esin Leman Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıtan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere iyi tatiller diledi. Eğitimin öğrenci hayatında çok önemli bir evre olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitim döneminin iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs Mutfak Kültürü, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan kitapla geleceğe taşınıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan ve geleneksel lezzetlerin tariflerini içeren Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı adlı kitap düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Lansmanda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, kitabın 1,5 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını belirterek, Kıbrıs'ın 3 gastronomi uzmanıyla birlikte hazırlandığını söyledi. Çok zengin bir mutfağımız var diyen Sibel Tatar, Kıbrıs mutfağında sahip çıkılması çağrısı yaptı. Lansmanda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını kendi kültürüne sahip çıkarak sürdürdüğüne dikkat çekti. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.